Medya Haber'den merhaba. Yeni bir medya manşet programı ile karşınızdayız. Bu haftada gündemimizde haftanın manşetlerinin hemen ardından Türkiye ve Kuzey Kürdistan'da öne çıkan gündemler olacak. İlk gündemimizde Betül Ünsal, HDP Gençlik Meclisi sözcüsü ile özellikle ajanlaştırma faaliyetlerini, devletin ajanlaştırma faaliyetlerini ve buna bağlı kaçırılmaları, işkence, tehdit ve darpları konuşacağız. Hemen ardından bugün biliyorsunuz 28 yıl önce katledilen Api Musa'nın da ölüm yıldönümü ve onun adına ödüller de gazeteci arkadaşlarımıza ödüller de dağıtıldı. Genç gazeteci arkadaşımız Erdoğan Alayumat ile de Api Musa'dan bugüne gençliğin devraldığı bayrağı nasıl götürdüğünü konuşacağız. Medya manşet başlıyor. Evet, ilk sırada dedik haftanın manşetleri var. Haftanın manşetlerini arkadaşlarımız sizler için derledi. Birlikte bakalım. Eylül günü yayınlanan Bir Gün gazetesi Erdoğan'ın başvurusu üzerine açılan hakaret davalarını manşete taşıdı. Gazete bu başvurular nedeniyle günde 100 kişiye soruşturma açıldığını yazdı. 13 Eylül'de sanatçı Halil Hemgin'le Kürtlerin birlik çalışması üzerine yapılan söyleşiyi sürmanşetten veren Yeni Yaşam gazetesi manşetinde ise 17 SP'linin tutuklanmasını darbe sürüyor başlığıyla verdi. Yeni Özgür Politika gazetesi 14 Eylül günü KCK tarafından başlatılan tecrite, faşizme işgale son, özgürlüğü sağlama zamanlı hamlesinin Avrupa'da da start aldığını okuyucularına manşetten duyurdu. Yeni Yaşam gazetesi 14 Eylül günü gazetenin manşetini doçent doktor Hakan Güneş'le yapılan özel söyleşiye ayırdı. Nalin Öztekin imzasıyla yapılan söyleşide Güneş, Doğu Akdeniz krizini değerlendiriyor. Bir Gün gazetesi 15 Eylül günü Erdoğan'ın gizli kasası olarak bilinen Cengiz İnşaat'ın çevre etki değerlendirme raporu nedeniyle Çanakkale'li köylüleri toplantıya çağırmasına herhangi bir engel getirilmezken çevreci direnişçilerin engellenmesini manşetine taşıdı. Cumhuriyet gazetesinin 15 Eylül günlü manşetinde Covid-19 salgını sonrasında istifa etmek zorunda kalan 900 hekimin durumu vardı. Yeni Özgür Politika gazetesinin 18 Eylül günlü manşetinde Afyon'da yaşanan ırkçı saldırı sonucunda katledilen Kürt işçinin yanı sıra ırkçı saldırılara maruz kalan diğer Kürtlerin yaşadıkları yer aldı. Irkçı saldırılara maruz kalan Kürtlerin yaşadıkları 15 Eylül günü Yeni Yaşam gazetesinin de manşetindeydi. 16 Eylül günlü Evrensel gazetesinin manşetinde İstanbul Tabip Odası'nın çağrısıyla gerçekleşen eylemde iktidara yapılan çağrı vardı. Sağlıkçılar söz konusu eylemde iktidara yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz sözleriyle seslendi. 56 parti, örgüt ve kurumun yanı sıra çok sayıda şahsiyetin KCK'nin açıklaması üzerine Avrupa'da başlattığı hamlenin haberi 16 Eylül günü Yeni Özgür Politika gazetesinin manşetindeydi. Gazete Avrupa'daki kurum ve şahsiyetlerin başlattığı kampanyanın özgürlük sağlanıncaya kadar sürdüreceğini öne çıkardı. Yeni Yaşam gazetesinin 16 Eylül günlü sayısının manşetinde Özgür Kadın Hareketi TCA'nın başlattığı Kendimizi Savunuyoruz kampanyasının haberi yer aldı. Birleşmiş Milletler'in Türk Devleti'nin Kuzey ve Doğu Suriye'deki işgaliyle birlikte yaşanan savaş suçlarına ilişkin hazırladığı rapor 17 Eylül günü Yeni Özgür Politika gazetesinin manşetindeydi. Konuyu gazeteye değerlendiren hukukçular, Halepçe'den sonra ilk kez Kürtlere dönük savaş suçu işlendiğine ilişkin bir Birleşmiş Milletler raporu yayınlandığına dikkat çekerek, bu kararla Türk Cumhurbaşkanı ile Savunma Bakanı hakkında tutuklama kararı alınabilmesinin önünün açıldığını savundu. Birleşmiş Milletler'in Kuzey ve Doğu Suriye'deki savaş suçlarını belgeleyen raporu 17 Eylül günü Yeni Yaşam gazetesinin de manşetindeydi. Gazete haberinde rapordaki ayrıntılara da yer verdi. Ermenice ve Türkçe yayınlanan haftalık Agos gazetesi 1263. sayısında 12. Uluslararası Hrant Dink ödül törenini manşetten verdi. Ödül alan Osman Kavala'nın mektubuna da haberinde yer veren gazete, haksızlığa uğrayanlara yalnız değilsiniz sözleriyle seslendi. Haftalık Atılım gazetesi 444. sayısının sürmanşetinde sosyalistlere dönük soykırım operasyonlarını görürken, manşetinde ise faşizme diren, yaşam için örgütlen sözleriyle rejimin giderek artan faşist saldırılarına karşı yapılan direniş çağrılarına yer verdi. MHP'nin faşist genel başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipler Birliği'ne dönük saldırısını 18 Eylül günü manşetten gören Bir Gün gazetesi, salgın nedeniyle yaşamını kaybeden sağlık emekçilerini saygıyla, minnetle sözleriyle manşetine taşıdı.
Yeni Yaşam gazetesinin 18 Eylül günlüğü manşetinde ise faşist Bahçeli'nin saldırılarına karşı alanlara çıkan Türk Tabipler Birliği'nin eylemleri "İyi ki varsın Türk Tabipler Birliği" sözleriyle görüldü. Faşist Bahçeli'nin sağlık emekçilerine dönük saldırısı 18 Eylül günü Evrensel gazetesinin de manşetindeydi. Gazete sağlıkçıların "Sözümüzün arkasında, yaşamın yanındayız" sloganıyla Türk Tabipler Birliği'nin açıklamasını öne çıkardı. Jandarma tarafından işkence edildikten sonra helikopterden atılan iki Kürt köylüsüne ilişkin haber 18 Eylül günü Yeni Özgür Politika gazetesinin manşetindeydi. Gazete ağır işkence gören köylüler Servet Turgut'la Osman Şiba'nın yoğun bakıma alındıklarını yazdı. Haftalık Kürtçe gazete Habu'nun 40. sayısında HDP'nin tecrite ve baskılara karşı başlattığı yeni hamlenin haberi manşetten verilirken, 20 Eylül 1992'de Ahmet'te katledilen Kürtlerin 100 yıllık çınarı Musa Anter'in yaşam öyküsü, Anter'in sömürgecilere söylediği sözlerle "temeliniz sağlam değil, hala sallanıyorsunuz" sözleriyle alt manşetten verildi. Helikopterden atıldıktan sonra Van'da yoğun bakımda tedaviye alınan iki Kürt köylüsünün haberi 19 Eylül günü Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde "işkencenin fotoğrafı çıktı" sözleriyle görüldü. Helikopterden atılarak ölüme terk edilen 8 çocuk babası Osman Şiva'nın görüntülerinin ortaya çıkması 19 Eylül günü Yeni Özgür Politika gazetesinin de manşetindeydi. Gazete askerlerce helikopterden atılan bir diğer köylü 7 çocuk babası Servet Turgut'un hayati tehlikesinin sürdüğü bilgisine de haberinde yer verdi. AKP-MHP rejiminin sanal medyadaki trollerini resmileştirme adımı olarak değerlendirilen İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan propaganda merkezi 19 Eylül günü Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde yer aldı. AKP'nin trolleri resmileştirmesi 19 Eylül günü Bir Gün Gazetesi'nin de manşetindeydi. Gazete haberi Design Merkezi başlığıyla gördü. Haftanın manşetlerini birlikte izledik. Girişte de söylemiştim. Özellikle son aylarda giderek artan kaçırılmalar var. Diğer taraftan ajanlık dayatmaları var. Bunlardan son örneği de HDP Gençlik Meclisi eş sözcüsü Serhat Aktimur oldu. Bununla ilgili hazırladığımız bir haber var. Haberin hemen ardından konuyu Betül Ünsal, HDP Gençlik Meclisi sözcüsüyle konuşacağız. Halkların Demokratik Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve HDP Gençlik Meclisi eş sözcüsü Serhat Aktumur, Ahmet'in Peyas ilçesi Kantar Kavşağı'nda önü 3 kişi tarafından kesilerek kaçırıldı. Aktumur kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldığını anlattı. "Ben tanımadığım kişilerle sohbet etmeyeceğimi belirttim. İşte emniyetten olduğunu belirtti. Kimliğini istedim. Kimliğini gösterdi. Kimliğinde MİT yazıyordu." Zorla bir araca bindirildiğini belirten Aktumur, tehdit ve şiddete maruz kaldığını ifade etti. "Dicle Kent Köprülü Kavşağı'nın altında bekledi, birisini aradı. İşte abi bu konuşmuyor, sorun çıkarıyor, bağırıyor, çağırıyor. Sonra işte sürekli sohbet etmeye, hakaretler, tehditler etmeye çalıştılar. İşte şahsımı, partimi ve Gençlik Meclisi çalışmalarını başlatmış olduğumuz kampanyayı kriminalize etmeye çalıştılar." Aktumur tehditlerin Farkın yolu üzerinde bulunan Kent Ormanı götürüldükten sonra da devam ettiğini belirtti. "Tem müdürümüz sana çok gıcık olmuş. Seni kafana sıkarız. Seni temde ağırlarız. Temde de bir güzel seni işte misafir ederiz" gibisinden korkutmaya yönelik cümleler kullandılar. "Mezopotamya Ajansı'na gidersen, ANF'ye gidersen, Jinnifse gidersen, bunlara röportaj verirsen, aynı zamanda İHA'ya suç duyurusunda bulunursan, başta ailen olmak üzere, en sonda da sen olacak şekilde hepinizi öldürürüz. Biz devletiz, biz polisiz. İşte en üst düzey biziz. Biz ne dersek odur." Araçtan indirildikten sonra yaşadıklarına ilişkinse şunları söyledi. "Orada durdular. Bir tanesi benimle birlikte indi. Nihat komiser olduğunu iddia ettiği kişi benimle birlikte indi. İşte seni yorduk. İşte taksi paranı verelim" gibisinden ahlaksız tekliflerde de bulundular. O esnada işte araç gitti, diğeri hiçbir şekilde benim arkamı dönmemem için benimle birlikte kaldı. En sonunda araç gittikten sonra beni orada bıraktı ve aracın gittiği yöne doğru
koşaraktan gitmeye başladım. Aktumur bu gelişmenin akabinde bir kez daha aynı kişiler tarafından aranarak emniyete çağrıldığını anlattı. Ajanlaştırma dayatmalarını, kaçırma, işkence ve tehditleri Betül İnsal, HDP Gençlik Meclisi sözcüsü ile konuşacağız. Betül Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben özellikle son aylarda çok daha fazla görünür olan bu tür faaliyetleri devletin kendisini polis ve MİT olarak tanıtan elemanları tarafından gerçekleştirilen bu tür faaliyetlerin nedenine ilişkin sorarak başlamak istiyorum. Daha sonrasında bunun elbet önüne geçmenin nasıl olacağını da konuşmak istiyorum ama salt HDP'ye değil, HDP dışındaki birçok kesime de bu türden dayatmalar, saldırılar başlamış. Evet. Doğru. Yani bir bütün aslında gençlik kimliği üzerinden değerlendirmek lazım. Özellikle belki Kürdistan gençliği üzerinden değerlendirmek lazım. Çünkü sistem çok yönlü geliştirdiği özel ve psikolojik savaş yöntemleri var. Ve bu yöntemlerle birlikte biz gençliği aslında mücadele alanının dışına itme ve bitirme arayışında. Buna dönük aslında belki HDP Gençlik Meclisi olarak bahsetmek gerekirse biz bir yakın zamanda bir harekete geç hamlesi ilan ettik. Ve bu harekete geç hamlesiyle gençliğe alternatif alanlar oluşturma ve sorunlara çözüm geliştirme noktasında bir hamleydi bu. Buna dönük bahsedecek olursam eğer yerellerde işte Türkiye ve Kürdistan'ın her şehrinde aslında bu ajanlaştırma, kaçırma politikalarıyla bağlantılı olarak da örgütlenme hamlemizi özel savaş politikalarına dönük bu temelde çalışmayı belirledik. Aslında özel savaş politikalarına karşı bilinçlendirme ve bunu boşa çıkartmaya dönük program ve çalışmalar belirledik. Neden özel savaş gündemi? Çünkü hafızası yok edilen bir kuşak yaratılmaya çalışılıyor. Cahil bir gençlik kuşağı yaratılmaya çalışılıyor. Uyuşturucu bataklığına itilmiş bir gençlik yaratılmaya çalışılıyor. İşte ajanlaştırılmayla özünden koparılmaya çalışılan bir gençlik yaratılmaya çalışılıyor. Bütünen aslında özel savaş sisteminin uyuşturucuyla, taciz, tecavüzle, fuhuşla Kürdistan gençliğine saldırıldığını biliyoruz. Bununla birlikte aslında pasif kılarak, pasif kılmayla birlikte teslim almaya çalışılıyor. Çünkü biliyor ki işte Kürt gençliği kendi toplumsal değerlerini, aslında bir bütünen gençlik kendi toplumsal değerlerini ve ahlaki toplum ölçülerine göre yaşar ya da buna göre çalışmalarını yürütür ya da örgütlü bir genç buna göre çalışmalarını yürütür. Aslında baktığımız zaman özünde aslında bir halkın halka dönük, aslında varlığına, değerlerine dönük bir saldırı var. Ve bu saldırıyla birlikte özellikle Kürdistan gençliğine şöyle bir saldırı şey gerçekleştiriliyor. Araya girerek sormak istiyorum, kusura bakmayın. Yani bu tür saldırılara yöneldiklerinde de geçmişteki gibi değil. Yani sonuçta birçok insan bunu çok açık biçimde teşhir ediyor. İşte bir şekliyle kamuoyuna, basına duyuruyor. Dikkat çekerseniz Serhat arkadaşımıza dönük de tutup bu saldırıyı gerçekleştirdiğinde işte Jinnius'e gitmeyin, Mezopotamya'ya gitmeyin, Anefe'ye vermeyin diye de tehdit ediyorlar. Buna rağmen bu pervasızlığı göstermelerindeki tabloyu nasıl değerlendirmek gerekir? Elbette dedikleriniz önemli. Sonuçta onların temel anlamda politikaları var. Ama özellikle bu pervasızlığı nasıl değerlendirmek gerekir diye sormak istiyorum. Ya aslında bunun da bağlantılı çünkü aslında Serhat arkadaşı özellikle değerlendirecek olursak örgütlü bir genç, yani çünkü HDP Gençlik Meclisi'nde işte aslında o özgür yaşam arayışı içerisinde HDP'de bulunmuş bir arkadaşımız. Bir bütünen saldırıyor ki aslında o gençlik kimliğinden, işte dediğim gibi bu bütünen geliştiren politikalarla birlikte bir saldırı gerçekleştiriyor. Nasıl söylemek gerekir? Bir bütünen aslında gençlik kimliğinin temelinde direniş var, direnmek var, arayış var, değiştirmek var, dönüştürmek var. Çünkü Serhat arkadaşımızın işte MYK üyesi ve bir bütünen aslında HDP fikriyatını işleten bir pozisyonda. Demek ki bir bütünen aslında HDP fikriyatına dair bir saldırı gerçekleşiyor. Evet, geçmiş dönemden belki farklı olarak daha belki bu dönem arttı ya da daha sert bir yaklaşım var. Ama bir bütünen aslında bu politikaların daha fazla teşhir edilmesini istenmeyen bir pozisyonda. Biz de daha fazla teşhir edeceğiz. Daha fazla aslında örgütlülük zeminini oluşturacağız. Daha fazla
Belki de bu kaçırma politikalarını geliştiren kişilere şeyi söyleme, yani şunu söylemek gerek belki de. Yani çünkü sarayın temellerini sarsmışız ki çetevari yaklaşımlarla bize saldırıyorlar ya da arkadaşlarımızı kaçırıyorlar ve bilin halkın ya da bir bütün kamuoyunun oluşmasını istemiyor. Çünkü bu hukuki bir durum değil. Bir bütünen saldırı politikasının, peki, işte o Kırım politikasının bir ayağı. Peki, biraz önce siz söz ettiniz. Daha önce başlattığınız kampanyalar vardı. Özellikle bu tür saldırıların önüne geçmek, ahlaksızlaştırma, fuhuş ve benzeri tablolar üzerinden. Bugün de yine benzer bir kampanya içerisindesiniz. Bir hamleniz söz konusu. Bu hamleyi önlemeye dönük de bir saldırı olabilir mi bu? İkincisi, bu hamleyle doğrusu yapmak istediklerinizi de ya da yaşama geçirmek istediklerinizi de öğrenmek istiyoruz. Bunlara ilişkin ne dersiniz? Şöyle belirteyim. Zaten mesela dün Serhat arkadaşımız alındığında tehditlerden bir tanesi de aslında gençliği sen mi kurtaracaksın gibi bir tehdit durumu söz konusuydu. Mesela biz demek ki gençliği biz kurtaracağız ki bu aslında hamleyi böyle ilan ettik. Dedik ya gençliğe alternatif alanlar oluşturmak, işte sorunlara çözüm olmak. Yani biz bu bataklıktan gençliği biz kurtaracağız demek ki çetevari bir yaklaşım sergileniyor. Biz kurtaracağız ki işte korkuyorlar bir genç daha örgütlensin ve aslında bir öz savunmasını geliştirsin. Yani örgütlenmek bir anlamda bir öz savunma. Yani bir bütünen aslında bu yaklaşımlarını da bitirmek zorunda kalacaklar. Çetevari yaklaşımlarına karşı bir hesap soran pozisyon gelişecek. Yani dediğim gibi bu hamleyle birlikte aslında bu politikaları bertaraf ederek, özel savaş politikalarını bertaraf ederek, bilinçlendirerek, boşa çıkartarak, özgür yaşam arayışını, yaşam arayışını aslında ilmek ilmek görerek bizler büyüdükçe aslında bu politikaların da hesabını soracağız. Yani dediğimiz gibi aslında dün Serhat arkadaşın da dediği belirttiği gibi bizler faşizme boyun eğmeyen bir gelenekten geliyoruz. Yürüyüşümüz bir bütünen gençliğin yürüyüşü aslında bu politikalara karşı da bir zafer yürüyüşü olarak değerlendirebiliriz. Yani bu anlamıyla bu politikalara karşı gençliğin biat etmeyeceğini belirtebilirim. Evet, son mümkünse kısaca hamleye ilişkin pratik faaliyetleriniz önümüzdeki günlerde ne olacak? Özellikle HDP Gençlik Meclisi'nin başlattığı hamleye ilişkin bir planlamanız var mı? Bunlar ne? Biz ilk etapta 3 aylık bir planlama belirlemiştik. 3 aylık bir hamle. Bu demokratik mücadele programı çerçevesindeydi. Bir kısa süre önce 6 aylık bir programa evrildik. Bu ayın temel programı taciz, tecavüz ve madde bağımlılığı üzerinde. Bugün Ahmet'te, Sur'da, Bağlar'da, Van'da birçok mahallede, yine belirttiğim gibi İzmir'de, Mersin'de ve İstanbul'da birçok mahallede buna dönük çalışmalar, bilinçlendirme ve çeşitli eylemsellikler gerçekleştireceğiz. Yakın zamanda da bunu görmüş olursunuz. Bir bütünen bu ayın gündemi bu. Ekim ayında biz tecride dönük bir kampanya yürüyeceğiz. Bir bütünen yine yerellerde, mahallelerde tecrit politikalarını tartışacağız. Her ayın belli bir programı var. En azından ilk 2 aylık programı ben bu şekilde belirtebilirim. Peki. Emek ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, geçtiğimiz hafta Devlet Bahçeli konuştu ve konuşur konuşmaz da özellikle COVID-19 salgını sonrasında bilgilerin yalan yanlış bir şekilde kamuoyuna yayılmasının önüne geçip kendi verilerini açıklayan Türk Tabipler Birliği'ne saldırdı. Ve önce kapatalım sonra delil toplarız anlamına gelecek sözlerle faşist saldırılarda bulundu. Hemen ardından bu sefer devreye AKİT girdi. Sağlıkçılar da dostlar da buna çok ciddi tepki gösterdi. AKİT'in sözleri aslında yenilir yutulur cinsten sözler değildi. Yani tam anlamıyla ırkçı, saldırgan, faşist, gerici bir ağızla yöneldi. Bununla ilgili kısa bir haberimiz var ama önce dikkat çekmemiz gereken şey şu. Basın açısından belki Türkiye'deki devletin yönettiği basın kuruluşlarını teşhir etme açısından da muhalifler en küçük şeyi söylediğinde
birçok cezayla, yaptırımla karşı karşıya kalıyorlar Türkiye'de. Ama akit ve benzeri, artık paçavra bile denemeyecek türden yayın organları ise pekala rahatlıkla her türlü hakareti, saldırıyı yapabiliyorlar. Bununla ilgili kısa bir haberimiz de var ama akitin bu tutumunu teşhir etmeden de geçmek olmazdı. Birlikte haberimize bakalım. AKP iktidarının ırkçı ortağı MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipler Birliği TTB'yi hedef almış ve derhal kapatılmasını istemişti. Bahçeli'nin saldırısından sonra bu kez iktidarın borazanlığını yapan gerici, faşist niteliğiyle nam yapmış AKİT devreye girdi. TTB'yi hedef alarak linç saldırısı korosuna katıldı. İktidar destekli faşist Bahçeli ve türevlerinin ardından AKİT'in Türk Tabipler Birliği'ne dönük linç saldırısına sağlık emekçileri, gazeteciler, sanatçılar, aydınlar, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, siyasi partiler tepki gösterdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı AKİT'e paçavra tanımı yapmanın paçavraya hakaret olduğunu yazdı. ...20 Eylül 1992... Ape Musa, Ahmet'te bir kültür festivaline gelirken katledilmişti. Bu devlet çeteleri aracılığıyla Ape Musa gibi yaşlı bir Kürt bilgesini de, Musa Anter'i de katletmekten çekinmedi. JITEM'i de, diğer örgütlenmeleri de reddetti ama JITEM'de, diğer örgütlenmeleri de, devlet içerisindeki çete örgütlenmeleri de açıkça bilinmesine rağmen önüne geçmedi. O günden bugüne özellikle Kürt medyası, özgür basın sahip çıkıyor ve Ape Musa adına da ödüller dağıtıyor. Bugün biz Ape Musa'nın katledilmesinden bu yana geçen sürede bayrağı devralan gençlerle konuşacağız. Ama öncesinde kısa bir haberimiz var. Birlikte ona bakalım. Türk Devleti 20 Eylül 1992 tarihinde Kültür Sanat Festivali'ne katılmak için geldiği Ahmet'te ömrünün 11,5 yılını cezaevinde geçiren, yaşamı boyunca Kürt halkına, kimliğine, diline, kültürüne yönelik baskı ve yok sayma politikalarına karşı mücadele eden Denk, Barış Dünyası, Yön dergilerinin yanı sıra Dicle Fırat, Azadiye Velat, Yeni Ülke, Özgür Gündem, Revşen ve Tevlo'da yazıları yayınlanan, Kürtçe Türkçe bir sözlükle birlikte 7 kitabı okurla buluşan bir gazeteciyi, Kürtlerin asırlık çınarı Musa Anter'i JITEM adlı çete örgütlenmesinin marifetiyle katletti. Kürtlerin AP Musa olarak tanımladığı Musa Anter'in şehit edilmesinin üzerinden 28 yıl geçti. Katiller cinayetle ilgili itiraflara ve her şeyin ayrıntılarıyla bilinmesine rağmen cezasız kaldı. AP Musa'nın katledilmesinin ardından Özgür Basın, Musa Anter ve Özgür Basın şehitleri gazetecilik ödülleri vermeye başladı. Özgür Basın'a dönük baskıların artmasıyla birlikte ödülü veren kurumlar değişse de Özgür Basın'ın asırlık çınarı AP Musa'nın sahiplenilmesi değişmedi. Bu yıl 27.si düzenlenen Musa Anter ve Özgür Basın şehitleri gazetecilik ödüllerini Yeni Yaşam gazetesi verdi. Türkçe haber, Kürtçe haber, haber fotoğrafı, karikatür ve gurbet eller söz anısına ise kadın haberciliği olmak üzere 5 ayrı dalda verilen ödüller sahiplerini buldu. Türkçe haber, Mezopotamya Ajansı muhabiri Erdoğan Alayumat, Türkçe haber dalı jüri özel ödülünde Evrensel Gazetesi'nden Ercüment Akdeniz, Kürtçe haber dalında Mezopotamya Ajansı muhabirleri Fahrettin Kılıç ve Ayşe Sürme, gurbet eller söz kadın haberciliği dalında Gazete Karınca'dan Sibel Yükler, kadın haberciliği jüri özel ödülü dalında Mezopotamya Ajansı muhabiri Arjin Dilek Öncel, fotoğraf dalında gazeteci Zeynep Kuray ile Fatoş Erdoğan, fotoğraf dalında jüri özel ödülüne gazeteci Seda Taşkın, karikatür dalında ise Beşir Geroğlu ödüle layık görüldü. Bir kez daha Ape Musa'yı saygı ve hürmetle anıyoruz. 28 yıl önce onu katledenleri de bir kez daha lanetliyoruz. Bu konuyu genç bir arkadaşımızla, Erdoğan Alayumat'la konuşacağız. Erdoğan merhaba, yayınımıza hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar. Doğrusu 28 yıl sonra onun bayrağını devralıp giden arkadaşlarımızın aynı zamanda bugün onun adına verilen ödülleri alması da bizi sevindiriyor. Önce önemli bir habere imza atmıştın. O haberle Musa amcanın aynı zamanda adına verilen ödülü de aldın. Bu nedenle seni ve diğer ödül alan arkadaşları tebrik ederek sormak istiyorum. 28 yıl sonra Ape Musa'nın
katledilmesinden bugüne Kürt basınına dönük yaşananları değerlendirdiğimizde ne söylemek mümkün? Evet, öncelikle ben de teşekkür ediyorum. Yani bu değerli ödüle layık görülmem gerçekten önemliydi. Hele hele bugün Api Musa'nın katledilişinin 28. yıl dönümü ve Api Musa'yı hürmetle, sevgiyle anarak başlamak istiyorum. Evet, Api Musa önemli bir şahsiyetti. Kürt halkı için çok önemli bir şahsiyetti. Hele hele özgür basın için çok daha önemli bir şahsiyet. Onu aslında katleden egemenler, onu katleden zihniyet şunu amaçlamıştı. Bir, Kürt özgür basınını bitirmek ya da Kürtlerin sesini kısmayı aslında amaçlamıştı. Ancak o günden bugüne baktığımız zaman aslında Kürt medyasında çok ciddi atılımların olduğunu görebiliyoruz. 28 yıl geçmesine rağmen aslında Api Musa'nın kalemi yerde kalmadı. Api Musa'nın ruhu bugün her yerde. Onu katleden egemenlerin zihniyetinin yüzüne her gün binlerce kere baktı ve her gün gerçekleri haykırmaya devam ediyor aslında. Bugün binlerce Kürt genci, Kürt medya alanında birçok alanda çalışmalara katılıyor. Birçok alanda medya alanında çalışmalara katılıyor. Gazetecilik yapıyor, ajanslarda çalışıyor. Gazetelerde, televizyonlarda çalışıyor ve bugün binlerce kere ve her gün binlerce kere aslında o gerçekliği, o hakikati Api Musa'yı katleden zihniyetin yüzüne binlerce kere vuruyor ve de devam ediyor aslında. Evet, bu uğurda çok ciddi bedeller ödendi. Onlarca arkadaşım katledildi, binlercesi cezalandırıldı. Halen de yüzlerce arkadaşımız hakkında açılan binlerce davalar halen devam ediyor. Tutuklanan birçok arkadaşımız var. Bugün Türkiye cezaevlerine baktığımız zaman, gazeteci tutuklamalarına baktığımız zaman bu tutuklamaların büyük bir kısmı aslında özgür basın kurumlarında çalışan arkadaşlarımız da oluşuyor. Dolayısıyla bir yandan bu baskılara göğüs geren özgür basın geleneği ama öte yandan bütün bu baskılara rağmen, bütün katletmelere, tutuklamalara, gözaltılara rağmen susmadı ve halen o hakikati, o gerçeği dünya halklarını anlatmaya devam ediyor. Egemenler biraz bundan aslında korkuyor, bundan rahatsız ediyor, rahatsız oluyor. Dolayısıyla ona o derecede aslında baskıları ve baskı dozajı o derecede artıyor aslında. Dolayısıyla baktığımız zaman, 28 yıl öncesinden bugüne baktığımız zaman aslında ne kadar başarılı oldular diye sorsanız aslında bir başarı elde ettiklerini söyleyemeyiz. Çünkü amaçlanan şeyin kendisi sesi kısmaktı, sesimizi kısmaktı. Ama bugün bakıyoruz mesela çok daha gür, çok daha büyük bir şekilde o ses haykırmaya devam ediyor. Biz buradayız diyor. Hakikati ve gerçekleri anlatmaya devam edeceğiz. Ve ne bedel olursa o bedeli ödeyeceğiz şeklinde mücadeleye devam ediyor aslında. Burayım. Aslında 1992'de Api Musa katledildiğinde bir şekliyle Kürt medyası 12 Eylül'den sonra Kuzey Kürdistan ve Türkiye'de yeni yeni filizleniyordu. Bugün aynı zamanda Mezopotamya Ajansı'nın da 3. kuruluş yıl dönümü, yani Api Musa'nın anısına kuruluş tarihini 20 Eylül'e de denk getirdi. İşte Api Musa'nın ödüllerini veren Yeni Yaşam daha keza yıl itibariyle baktığımızda çok yaşlı değil. Ama gerçekten bunlar çok yaşlı değiller mi? Bu tablo içerisinde özellikle bugün gazetelerimizin, ajanslarımızın 3. yılını kutlamayı nasıl ifade etmek gerekir? Yani Api Musa'dan bu yana filizleri kesmek istediler ama bugün de genç gibi görünüyorlar. Nedir durum? Yani şunu söyleyebiliriz. Evet, Mezopotamya Ajansı bugün 3 yaşında. Yeni Yaşam Gazetesi bugüne baktığımız zaman 2. yılına girmiş durumda. Ancak 1000 yıllık geleneğin bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradan alıyor birikimini aslında. Şimdi geçtiğimiz günlerde Api Musa'nın 100. yaşını kutladık aslında. 100 yıllık bir çınardan bahsediyoruz. Özgür basın aslında bu gelenekten besleniyor. Buradan kökleri, buraya kadar uzanıyor aslında kökleri. Bugün Mezopotamya Ajansı 3 yaşında olabilir. Ancak geçmişe baktığımız zaman aslında Api Musa'nın bıraktığı birikimlerden beslenerek bugünlere geliyor ve bütün deneyimini, bütün birikimini aslında buradan alıyor. Çünkü Kürtler üzerindeki baskı 3 yıllık ya da
20 yıllık bir baskıdan söz edemiyoruz aslında. 1930 Cumhuriyet'in kurulduğu ilk tarihlerden bu yana Kürtler hep katledildi, hep soykırıma maruz kaldı ve o dönemden bugün aslında kendi kalemini alıp kendi derdini yazan, kendi sorunlarını aktaran bir medyası da oldu. Bugüne baktığımız zaman mesela aslında çok daha güçlü bir medyaya, çok daha güçlü bir basın yayın organına sahip Kürt medyası ve ne yaparlarsa yapsınlar onu bitiremiyorlar. Evet, bugün biz Mezopotamya Ajansı 3 yaşında ama geçmişimize baktığımız zaman çok daha köklü bir geçmişe sahibiz. 100 yıllık bir çınardan kendi birikimimizi aldığımızı söyledik. Bir o kadar yaşlı ama bir o kadar dinamik ve genciz diyebilirim. Peki. Şöyle de bir şey var. Ben lafı tamamladım herhalde, araya girmedim. Evet. Peki. Şöyle de bir şey var. Yani sonuç itibariyle AP Musa'dan bugüne gelen bir gazetecilik yok Kürtlerde, doğru. Çok eskiye dayanan, kökleri olan bir gelenekten söz ediyoruz. Ama günümüz itibarıyla da biraz sormak istiyorum. Özellikle bugün özgür basının, Kürt gazetecilerinin, Kürt medyasının karşı karşıya olduğu tabloyu bize biraz da ödül aldığın haber üzerinden belki anlatarak aktarırsan sevinirim. Çünkü sonuçta ödül aldığın haber de kaldırımlara gömülen mezarlardı ve çok önemli bir haberdi. Türkiye'de de doğrusu tüm engellemelere rağmen gündem oldu. Bu haberleri hala yapabilen bir medya neyle karşı karşıya, hangi saldırılarla karşı karşıya ve bunu aşmaya dönük neler yapıyor? Evet, aslında şuradan başlamak gerekiyor. Kilyos mezarlarına gittiğimde, o kaldırımdaki mezarları gördüğümde aslında aklıma gelen ilk şey 1930 yılındaki Ağır İsyanı döneminde dönemin yara resmi gazetelerinin attığı bir manşet vardı. Hayali Kürdistan burada yatıyor şeklinde. O gerçekliği aslında oraya gömmek istemişlerdi ve yapmam gereken ilk şeyin aslında o gerçekliği, o hakikati ortaya çıkartıp duyurmam gerekiyordu. Bunu yaptım aslında. Çünkü bu benim işim değil, aynı zamanda görevim aslında. Her boyutuyla ve kendi görevimi yaptım. Karşılaştığımız tepkiye baktığımız zaman klasik Türkiye'nin gazetecilere dönük baskısıyla aslında karşılaştık. Karşılaşmadık değil. Yani hani buradan doğru bir teşekkür beklemiyorduk. Ancak beklenen şeyin kendisi çok daha farklı oldu. Çok daha büyük bir yankı uyandırdı. Çünkü 3 yıldan bu yana o mesajlar aslında orada olduğunu biz fark ettik ve bunu ortaya çıkardık. Çünkü 3 yıl boyunca, yani Bitlis'ten çıkartılıp buraya getirilen mezarlar aslında kimsesizler mezarlığına bile değil, bir kaldırıma, bir betona gömüldüğünü ve açık açık bir resim, toplu mezar açıp oraya gömdüklerini ortaya çıkardık ve buradan doğru yaptık. Ha, bugün halen o mezarlar aslında orada durmaya devam ediyor çünkü bizim halen işimiz bitmiş değil. O mezarlar oradan, o cenazeler oradan çıkana kadar bu hakikati haykırmaya devam edeceğiz. Bunu yazmaya devam edeceğiz. Çünkü oraya defnedilen ya da oraya gömülen, o kaldırıma gömülen sadece cenazeler değildi. Aynı zamanda oraya bir insanlık gömüldü. İnsanlık tarihinin tümü aslında o kaldırıma gömülmüş durumda. Dolayısıyla biz o insanlığı oradan çıkartmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Tabii burada Türkiye halklarının hemen hemen tümüne çok büyük işler düşüyor. Çünkü ne kadar kamuoyu yaratılırsa, ne kadar mücadele edilirse o cenazeler devletin kaldırıma gömdüğü cenazeler devletin başına bela olacak aslında. Tam da yapılmak istenen şeyin kendisi buydu. Bir, Kürt tarihini, Kürt kültürünü, Kürt medyasını unutturmak istiyorlardı, onursuzlaştırmak istiyorlardı ama tam tersini yapmak lazım. O hakikati onların yüzüne vurup ve o cenazeleri, o kaldırıma gömdükleri cenazeleri onların başına bela etmek gerektiğini söyleyebiliriz. Böyle bir etki aslında ortaya çıktı. Bugün çok daha farklı, sadece en azından Kilyos gerçekliğiyle değil, en azından günümüzün yeni mesleğe atılmış genç gazetecileri, bizler olarak mesela her gün gittiğimiz her alanda aslında baskıyla karşılaşıyoruz. Örneğin bir açıklamaya gidildiğinde o açıklamayı yapanlara müdahaleden önce orada bulunan özgür basın çalışanlarına müdahale ediliyor. Neden? Çünkü şunu çok iyi biliyorlar, özgür basın çalışanları orada yapılacak olan zulmü, işkenceyi en objektif bir şekilde bütün dünyaya duyuracaklarını biliyorlar. O yüzden özgür basın çalışanlarına ciddi anlamda müdahaleler ediyorlar. O da yetmiyor. Davalar açıyorlar, soruşturmalar açıyorlar. İşte
ev baskınlarıyla gözaltılar yaşanıyor. Tutuklamalar var. Başında da dediğim gibi bugün Türkiye cezaevlerinde bulunan gazetecilerin yarısından fazlası özgür basın kurumlarında çalışan gazeteciler. Dolayısıyla son yıllara baktığımızda mesela aslında o tabloyu net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani özgür basın çalışanları üzerindeki baskı. Ama hani bu bize geri adım attırabiliyor mu? Yok. Çünkü bugün baktığımızda mesela son bir yıl içerisinde önemli haberleri ortaya çıkartan, Türkiye ve dünya gündemine getiren önemli gündemlerle haber gerçekliğini ortaya koydu ve o hakikatleri ortaya çıkartmaya başladı. Ve bunu buradan da şunu söyleyebiliriz yani. Evet, onlarca arkadaşımız baskı görüyor, tutuklanıyor, sokak ortasında polis şiddetine maruz kalıyor. Ancak ne yaparlarsa yapsın aslında o hakikati halka ulaştırmamızı engelleyemiyorlar. Biraz da öfkeleri bundan. Engelleyemedikleri için aslında öfkelenebiliyorlar ama biz o öfkeyi her gördükçe kendi yapmamız gereken şeye çok daha fazla sarılıyoruz diyebilirim. Peki bu saldırganlığın nedenlerini de bir şekilde öfkelerin nedenini de bize anlattın. Ama son sorum da şu olsun. Özellikle bu mecrada, yani Salt Kürt basını açısından demiyorum, muhalif medya açısından da, özgür basın açısından da dayanışmayı örgütleyip bir şekliyle halkın haber alma hakkına dönük yol ve yöntemleri sonuna kadar etkili bir biçimde kullanabilmek için yapılan somut şeyler var mı? Ya da yapılmıyorsa, eksikse neler yapılabilir? Bu soruyla da tamamlayalım istersen. Ape Musa'nın belki de beklentisi bu olacak bizde. Ya aslında uzun zamandan beri en azından Türkiye medyasında tartışılan şeylerden biri bu. Yani halka gerçeği yansıtma noktasında bütün muhalif medyanın somut olarak yapmak istediği şey ne noktasında? Bir kere kendimizi bu noktada bence gözden geçirmek gerekiyor. Çünkü çok fazla Türkiye'de gazeteci davası var. Çok fazla cezaevinde bulunan gazeteciler var. Ancak sadece popüler anlamda bu davalara sahip çıkıldığında aslında halka gerçekleri yansıtmakta da eksik kalmış olacağız aslında. Bir kere buradan çıkmak gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü sadece Kürt medyası üzerinde değil, aynı zamanda bugün emekçilerin sorunlarını dile getiren, kadınların sorunlarını dile getiren, akademisyenlerin, aydınların, sanatçıların hepsinin sorunlarını dile getiren bütün muhalif medyası hedef altında. Bir şekilde Kürt medyası çok daha ağır baskılar altında olsa bile diğerleri basın ilan kurumu adı altında baskılanmaya çalışılıyor. Ekonomik anlamda baskılanmaya çalışılıyor. Yapılan her haberi açılan davalarla baskılanmaya çalışılıyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi açılması gereken kendisi aslında dayanışmadır. Bunun araçlarını yaratabilmemiz gerekiyor. Yani her alanda, her yerde aslında bunun araçlarını yaratabilmemiz gerekiyor. Evet, bir avuç kaldı. Ne kadar, yani bu gerçekliği görmek gerekiyor. Bugün iktidarın kendisi, devletlerin kendisi neredeyse bütün medyayı kendi altına almış durumda ve buradan doğru muazzam bir güçle saldırıyor. Ama çok az kalan muhalif medya medyaya dönüp de ciddi anlamda baskılıyor. Burayı tahammül edemiyor. Bütün bunlara rağmen aslında gerek basın meslek örgütlerinin, gerek diğer muhalif gazetelerin her alanda, her yerde bu dayanışmayı sergilemesi gerekiyor. Ancak bu dayanışmayı nasıl yapabilir? Bir gazeteci tutuklandığında kendi gazetelerine taşıdığı haberle değil aslında, gerçeğin kendisiyle dayanışarak bunu yapabilir. Eğer o gazeteci hangi gerçekliği ortaya çıkardıysa o gerçekliğin üzerine giderek aslında dayanışabilir. Bu başarıldığı zaman aslında gazetecilere dönük baskılar azalacaktır. Türkiye'de halklara dönük baskılar azalacaktır. Bu başarılmazsa bu baskılar çok daha artacaktır. Yani biz şunu istemiyoruz. Birimiz tutuklandığında gelin bizimle dayanışın demiyoruz. O arkadaşın ortaya çıkarttığı gerçekliğin kendisini ise onunla dayanışın. Yani gerçeğin kendisiyle dayanışın aslında. Eğer bu başarılırsa evet, Türkiye demokratikleşebilir, demokratikleşmenin önü açılabilir. Türkiye halkları rahat bir nefes alacaktır. Gazeteciler çok daha rahat ve çok daha güvenli bir şekilde çalışacaklardır. Peki, bir kez daha senin sözünle bitireyim. Gerçeğin kendisiyle dayanışın diyerek, örneğin senin yaptığın haber bu anlamda çok önemliydi ve çok iyi takip edilmesi gereken bir süreç ve herkesin o gerçekle yüzleşip onunla da aynı zamanda habercilik boyutunda dayanışması umuduyla. Çok teşekkürler. Tekrar tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyiyim.
Köşe yazılarıyla devam edeceğiz. Bu hafta Birleşmiş Milletler bir rapor yayınladı. Yeni özgür politikada zeki akıl aslında etkili bir yazı yayınladı. Yani bir anlamda BM'nin tutumunu da eleştiren ama raporun önemli olduğunu da belirten. BM raporlara sahip çıkacak bu başlığıyla yeni özgür politikada yayınlandı. Birlikte bakalım. Türkiye'deki faşist rejim Suriye'ye işgal saldırıları yürüttü. Savaş ve işgalle yetinmedi. Suriye'de bütün insanlık ve savaş suçu olacak ne varsa hepsinin altına imzasını attı. DAEŞ'in yapamadığını, yarım bıraktığını Türkiye tamamladı. Onların dağılmış, yenilmiş elemanlarını ve diğer artıkları toplayıp silahlandırdı. Bu çetelere Özgür Suriye Ordusu veya Suriye Milli Ordusu gibi şaşalı isimler takarak emrini aldı. Çeteleri meşrulaştırmak için onları allayıp pulladı. Bu güçleri motive edecek bir amaç ve ideoloji yoktu. İşgal alanlarını talan ve yağma vaatleri vardı. Şimdi Birleşmiş Milletler'in insan hakları kuruluşları ve diğer insan hakları örgütleri Türkiye'nin savaş suçu işlediğine dair raporlar hazırlıyorlar. Bu çetelerin yaptıklarından da Türkiye'nin sorumlu olduğunu belirtiyorlar. Fidye, tecavüz, cinayet, işkence, yağma, hırsızlık ve halkın mal varlığına el koyma gibi suçlar günlük olağanlaştırılmış uygulamalardır. Bütün insanlık değerleri ayaklar altında. Bu suçlar kendi başına işgal ve savaştan ayrı meydana gelmiyor. Hazırlanan raporların bu anlamda ciddi yetersizlik içerdiğini de belirtmek gerek. Sanki işgal suç değilmiş, yüz binlerce insanın topraklarından sürülmesi ve mallarına, yaşam alanlarına el konulması normalmiş gibi gösteriliyor. Sözü edilen suçlar işgal ortamında yaşanıyor. Raporlardaki bu temel eksiklere rağmen kanıtlanan ve yazılanlar olanların binde birini bile yansıtmamaktadır. Türk devleti talan, işkence ve soykırımda dünyada en deneyimli devletlerden biridir. Gizleme ve psikolojik savaşta gerçekleri ters yüz etmede ustalaşmıştır. ABD, Avrupa ve Rusya, Türk devletinin DAEŞ ve El-Nusra ile olan ilişkilerini, işbirliğini çok iyi bilmektedirler. Türkiye'nin ne yaptığına çok hakimler. Ancak çıkarları gereği ya sessiz kalmakta ya da işbirliği yapmaktadırlar. Bütün bunların dışında yine Birleşmiş Milletler ve diğer kurumların çabalarına ve hazırladıkları raporlara değer vermek gerekir. Ancak sorun rapor hazırlamakla bitmiyor. Bu raporlara kim sahip çıkacak? Bu raporların bir hükmü olacak mı? Suriye'deki devletlerin tümü Birleşmiş Milletler üyesi. Bu kurum Türk devletinin Suriye'de işgal bölgelerinde ağır savaş suçları işlediğini belirliyor. Doğal olarak Türk işgalcilerine karşı bir tutum belirlenmesi ve yaptırımların gündeme gelmesi gerekiyor. Bu olmayınca Birleşmiş Milletler gibi kurumlara ne güven ne de dünyada işleyen bir sistem kalıyor. Gücü olan her şeyi yapma hakkını kendinde görüyor. Zorbaların ve işgalcilerin yasaları insanlık değerlerinin yerini alıyor. Bir diğer yazımız Yeni Yaşam gazetesinden Ahmet Güneş yazmış. Kolberleri kim öldürüyor? Ölümler eşit değil. Orta Doğu'da beterin beteri ölümler var. Her ölüm aynı ağırlıkta, aynı kalabalıkta ve her zaman toprağa gömülmüyor. Kar, kış, kuytuluk bir yer veya aç bir hayvanın midesi mezar olabiliyor insana. Bu olabilirlik yeryüzünün lanetlileri Kürtler için sıradan bir vaka. Kolber yük taşıyıcılarına denilir. Aslında baktığımızda bir köyden başka bir köye yük taşıyan insanlardır. Ama yok, bir köyden diğerine gitmiyorlar. Yaşadıkları köy bir ülke, yük götürdükleri köy bir başka ülke olmuş. Bir kolberin ölümü korosuzdur. Tek tük haber bültenlerinde öldürüldüklerine dair haberlerle gündeme gelirler. Devlet olmanın gücünü arkasına alan, sureti görünmeyen bir üniformalı kurşun sıkıyor. Sonra devletlerin sınırları arasında yaşamları da ölümleri de bir sır oluyor kolberlerin. Kim öldürdü, ölen kim, cenazesi nerede gibi doğal bir soruşturmaya dahi konu olamıyorlar. Ancak 30-40 kişi birden ölürse adları, amaçları ve isimleri gündem oluyor. Çuvaldızı kendimize batırmak gerekirse illa Roboski katliamında olduğu gibi kolberler düzinelerce katledildiğinde mi fail arayıp suç keşfedeceğiz? Hayır ve asla. Kendi yurtlarında sömürgeci devletlerin yapay sınırları arasında adları kaçakçılığa çıkarılan insanların ekmek kavgasında ölmesi büyük bir yaradır. Özgür basın, Türkiye'ye geçen kolberlerden haber alınamıyor. İran iki kolberi daha ağır yaraladı. Pasdarlar iki kolberi öldürdü gibi haber başlıklarıyla gündem yaratmaya çalışıyor, ses oluyor. Başka da bir ses yok. Ne İran'da ne de Türkiye'de soruşturma gereği dahi yapılmayan bu cinayetler suçtur ve sınırlar arasında insan öldürmenin cezası olmalı. Olmalı ki bu sırada anlaşmış katliamları durduralım.
Bir medya manşetin daha sonuna geldik. HDP Gençlik Meclisi Sözcüsü Betül Ünsal'la ajanlık ve kaçırılmaları, bu yöndeki dayatmaları konuştuk. Erdoğan Alayumat, Mezopotamya Ajansı muhabiri, gazeteci arkadaşımız ile Musa Anter'in katledilişinden 28 yıl sonra özgür basını ve Kürt gazeteciliğini konuştuk. Bir dahaki medya manşette buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.